Yusuf suresi ayet 108. Kul hadihi sebili ed'u ilallahi ala basiratin ene ve men ittaba'ani ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Şöyle söyle, işte benim yolum bu. Ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben asla Allah'a şirk koşan birisi olmayacağım. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselama Yusuf suresi Mekke'de nazil olduğunda Allah buyuruyor. Sana inanmayan Mekkelilere şöyle söyle ey Muhammed diyor. Ve Peygamber aleyhisselam Yusuf suresi ayet 108'i onlara ne yapıyor? Okuyor ve diyor ki işte benim yolum bu. Anlattıklarımdır. Ben ve bana uyanlar olarak biz Müslümanlar körü körüne değil, basiret üzere Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben asla Allah'a şirk koşan birisi olmayacağım. Evet, onlara şu gerçeği bir kez daha söyleyerek de ki, işte benim yolum bu anlatılanlardan ibarettir. Ben Adem'den beri devam ede gelen bir yolun yolcusuyum. İbrahimlerin, İshakların, Yakupların ve Yusufların yaşattığı bir dinin takipçisiyim. Hayata bakışım, insanı, eşyayı ve olayları değerlendirmem onlarınki ile aynıdır. Ben de Yusuf aleyhisselam gibi sizlere şunları söylüyorum. Ben sizin inandığınız bütün değer yargılarınızı, üzerine bina ettiğiniz putperest, din dışı yaşam şekillerinizi kabullenmiyorum. Tevhid, ahiret, risalet ve ahlak temelli din olan İslam'ı her yerde haykıracağım. Siz de buna engel olamayacaksınız. Ama İslam'dan korkmayın. Yıllardır sizi İslam'la korkutmuş olabilirler. Ancak İslam sizi de selamete çıkaracak bir dindir. Şunu siz de çok iyi biliyorsunuz ki inandığınız değerleriniz çağı ve insanlığı iflasa sürükledi. Hala da sürükleyeceğe benziyor. Artık sistemlerinizi masumlaştırmak için putlar üzerinden konuşmayı bırakın. İslam'ın gerçekleriyle yüzleşmekten çekinmeyin. İslam insanlığın tek sığınağıdır. Bunu unutmayın. Biz inancımızı batıl ve saçma olan çağdaş üfürükler üzerine kurmuyoruz. İnandıklarımızı söylemekten çekinmeyiz. Bizlerin kocunacağı bir şey yoktur. Biz putperest anlayışı şanlı atalarımız, şanlı tarihimiz gibi sözlerin arkasına sığınarak savunmuyoruz. Ben ve beni izleyen Müslümanlar olarak bizler sizi gün gibi açık, bakıldığında doğruluğu anlaşılan bir dine çağırıyoruz. Biz basiretle olaylara yaklaşarak sizi Allah'a çağırıyoruz. Kişisel fikirlere, bağnaz düşüncelerle yaşanan hayata değil, insana basiret kazandıran İslam'ın değerlerine çağırıyoruz. Biz sizleri sizin bizlere yaptığınız gibi zorla değil, hak ve hakikate güzelce davet ederek Rabbimize çağırıyoruz. Biz hayatı şehvet penceresinden değerlendiren Züleyhalar gibi değil, hasedinden neredeyse kahrolacak Yusuf aleyhisselamın kardeşleri gibi değil, kendi kafa karışıklığını olaylara yansıtan ileri gelenler gibi değerlendirmiyoruz. Biz hayatı ve olayları vahye göre okumanın ve anlamanın derdindeyiz. Bu anlattıklarıma dikkat edin muhterem Müslümanlar. Yusuf suresi ayet 108. Buraya kadar geldiğimiz bölümlerde biz bunları anlatmaya çalıştık. Züleyha'nın derdi neydi? Oradaki saraydaki kralın yanındakilerin derdi neydi? Yusuf'un kardeşlerinin derdi neydi? Tekraren, biz hayatı şehvet penceresinden değerlendiren Züleyhalar gibi, hasedinden neredeyse kahrolacak Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gibi, kendi kafa karışıklığını olaylara yansıtan ileri gelenler gibi değerlendirmiyoruz. Biz hayatı ve olayları vahye göre okumanın ve anlamını derdindeyiz. Şunu benden bir kez daha dinleyin ki Allah sizin anladığınız gibi değildir. Kendinize yakıştıramadığınız kızları Allah'a münasip görerek Allah'ın değerini düşürmeyin. Her güne bir put kampanyasıyla Kabe'ye doldurduğunuz 360 putla desteklenmiş Allah düşüncesi de temelinden yanlıştır. Sorgusuzca kabullendiğiniz bu putlar Amr bin Luhay'ın Roma'dan peydahladığı devşirme ama sahte olan ilahlardır. Bana kulak vererek iyice dinleyin. Size bir kez daha söylüyorum. Benim sizin inanç değerlerinizle hiçbir ilgim olmadığı olmayacak da. Ben hayatıma asla Allah'tan başka değerleri ve anlayışları karıştırmayacağım.
Evet muhterem Müslümanlar, Yusuf Suresi ayet 109. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعَقِلُونَ Biz senden önce de her ülkenin kendi halkından vahiy ile desteklediğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetleri nasıl olmuş diye bakıp ibret almıyorlar mı? Elbette ahiret yurdu Allah hesaba katarak yaşayan takva sahipleri için daha iyidir. Hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet muhterem Müslümanlar, bu hakikatleri arkadaşınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ilk defa dinlemiyorsunuz. Bunlar tarih boyunca peygamberler yoluyla anlatılan evrensel mesajlardır. Kendine vahiy gelen sadece Muhammed Aleyhisselam değildir. Torunu olmakla övündüğünüz atanız İsmail Aleyhisselam nasıl peygamberse Muhammed Aleyhisselam da öylece peygamberdir. Bunda bir tuhaflık yoktur. Hala vahyin gerçeklerini kabullenmede inat edip inkar edecek olursanız siz bilirsiniz. Sizden önce yenilmez zannedilen nice toplumlar Allah helak etti. Gözlerinin yaşına bile bakmadı. Bunu Yemen'e giderken Ad kavminin kalıntılarından, Suriye'ye giderken Semud kavminin sarsılmaz evlerinden, yerle bir edilen Lut toplumundan pekala anlamaktasınız. Evet. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَاوُ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Elbette ahiret yurdu Allah hesaba katarak yaşayan takva sahipleri için daha iyidir. Hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? Muhterem Müslümanlar, hayat dünyayı imar etmek değildir. Asıl hayat Allah hesaba katarak hayatını yaşayanların, takva sahiplerinin kazanacağı ahiret hayatıdır. Bu hakikati sağlam bir zihinle bir kez daha düşünebilirsiniz diye Rabbimiz ayetlerini en güzel şekilde bizlere anlatmaktadır.